Merhaba sevgili vizyon izleyicileri. Bugünkü programımızda aslında biraz yemeklerden işletmeciliğe doğru bir yolculuk yapacağız. Çünkü restoran işletmeciliği hem bir kültür hem bir sosyal etkileşim yaratmak için çok önemlidir. Bununla ilgili de gerçekten başarılarla dolu bir başlangıç yapıp şu anda da zinciri büyütmek üzere olan bir firma konuğumuz olacak. Markus adıyla biliyorsunuz. Emirhan Paralı. Wonder Cats Gıda ve Organizasyon Şirketi. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız Emirhan Bey? Sağ olun, teşekkürler. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim, sağ olun. Şimdi dediğim gibi aslında yemek, lezzet çok önemli ama onun sosyal bir görevi de var. Aynı masada konuşmalar, sohbetler çok önemli. O atmosferi yaratmak da çok başarı ister. Bakalım siz bunu nasıl yaptınız bunları konuşacağız. Ama ondan önce nasıl başladınız, bu işe girmeye nasıl karar verdiniz bir onu dinlemek isterim. Sonra da konularımıza geçelim. Ee, aslında küçüklükten beri bir restoran açma hayalim vardı. Ee, bu biraz ötelediğim ilerisi için düşündüğüm bir hayaldi. Ee, daha sonrasında e, yani kurumsal bir tecrübe'm oldu. O süre zarfında zarfında e, benden küçük bir kardeşim var. E, aynı üniversite bölümü kazandı. Fakat bir cesaret gösterip, Hani okulla ilgili e, tatmin olmadığını e, söyleyerek e, bir sıfırdan başlayarak bir yurt dışına bir aşçılık okuluna e, girdi ve bu da hani e, şu an dünyadaki en iyi iki okuldan bir tanesi. Bu beni oldukça etkiledi yani. Ben ismini alabiliriz bu arada e, e, problemi. Ba, Batuhan kardeşimiz bu Batu. E, ve çok şey e, cesurca geldi bu hareket oradan biraz ilham aldım. Yani normalde biraz abiler belki yol gösterir ama e, bizim durumumuzda tersi oldu. Oradan aldım cesaretle ben neden kendi istediğim şeye yönelmiyorum diyerek bunun eğitimini almak için bir yurt dışında bir başvuruda bulundum kabulüm geldi orada bir, bir bir sene bir buçuk sene Paris'te bir eğitim gördüm restoran yönetimi üzerine oradaki restoranlarda çalıştım sonra buraya geldim buraya geldikten sonra da yine biraz tecrübemi devam ettirmek istedim işte Mikla'da çalışma şansını yakaladım Mehmet Gürsün restoranında. Ee, sonrasında da şimdiki ortam Sinan Bideğeri ile beraber e, İstanbul'un gizli saklı e, yerlerinde böyle hikayeli adının son anına kadar açıklamadığımız e, adreslerde yemekler yapmaya başladık. E, ve sektörle biraz öyle tanıştık. Yani e, daha doğrusu sektördekiler bizi biraz öyle tanımaya başladı. E, ve bunun akabinde hani birkaç e, yemekte kullandığımız şey kaburganın çeşitli varyasyonları çok beğenilince ya acaba bunun üzerine mi gitsek e, diye bir e, yola çıktık ve Markus e, bu şekilde başladı. İlk yemekten tam bir sene sonra da e, Markus hayata geçirdik. Harika. Şimdi Fransa'da aldığınız eğitimle aslında buradaki kültürü biraz karıştırdınız birbirine değil mi? Aslında evet ya yani da e, yine şey aşçılık eğitimini Amerika'da almıştı. Ee, orada gördüğümüz, etkilendiğimiz, ilham aldığımız e, bir takım şeyleri burada e, tabii öğrendiğimiz şekilde yorumlamak istedik. E, da aslında biraz böyle yani. Zaten bizim e, kültürümüzde çok eskiden beri e, olan bir yemek e, çeşitli varyasyonları var. E, biz bunu alışılagelmişin biraz daha dışında yorumlayarak e, burada e, Maslakotu Sarayı'da başlayan hikayemizde e, insanlara sunmuş olduk. Peki, Önce yola çıkarken kaburga var mıydı aklınızda, sonradan mı? Ya şimdi onu öğrendik ama bu kaburgayla bunu yapsak çok güzel olur diye mi düşündünüz? Yok hayır ya benim önceden yoktu. Ben eski bir peskiteryon olarak hatta yani iki sene boyunca hayatımda et yemediğim bir dönemde oldu. E, fakat daha sonrasında e, hani bu işe soyunurken gerçekten de böyle bir eksiklik ve e, arayış olduğunu fark ettik ve bunu değerlendirmek istedik. Peki nedir bu işin sırrı sizce? Başarının sırrı nedir? Şimdi çünkü ilk Maslak'ta başladınız, evet. Otosun Aile değil mi? Doğru. Şu anda dördüncü şubeniz de var. Evet. Şimdi bu büyütme en dikkat ettiğiniz, yani şubeyi böyle bu amaca, bu fikrin üstüne kuralım dediğiniz şey neydi? Ya aslında şöyle e, tamamen bir bütün olarak bakıyoruz. Yani bir e, hikayenin başlangıcında bir e, hedefimiz var ve bir kaburga üzerine bir hikaye yaratmak istiyoruz. Bütün e, yarattığımız marka kimliğinden restoran dekorasyonuna kadar biz aslında en başında bütün bunların kurallarını belirledik. Yani yola çıkmadan önce ne yapacağımızı biliyorduk. Genelde e, sektörde bu çok fazla böyle olmayabiliyor. Bence en büyük hatalardan biri de bu. İnsanlar yola çıkarken tam ne istediğini bilmiyor olabiliyorlar. Yolda bir şeyleri değiştirebiliyorlar. Dolayısıyla da bazen o işte kimlikle sunulan şey ya da dekorasyon bir uyum içerisinde, bir harmoni içerisinde olmayabiliyor. Evet. Biz buna çok dikkat ettik. Bence de bizim hani başarılı olmamızı sağlayan etmenlerden biri de bu oldu. Lezzet çok önemli dedik ama gerçekten şimdi o servisi yapan arkadaş da çok önemli. İstediğiniz evet. yani istediğiniz kadar lezzetli yapın. Değil mi? Kötü bir servis olursa unutturabiliyor. Veya çok iyi bir servis olursa da iyi olmazsa lezzet gene bir anlamı kalmıyor. Bu yüzden mi uyum sağlamak istediniz. Evet yani hepsini bir bütün olarak düşünmek lazım. Ekibimizde çalışan bütün arkadaşlarımız gerçekten de hani sonuçta insan işi ve emeği olduğu için e, mutfağından servisine kadar herkesin e, yaptıkları sundukları şeyler çok değerli ve e, bir bütün olmanın gerekliliği de biraz e, buralardan kaynaklanıyor. Peki e, kaburgayı nasıl yorumladınız? Nasıldır bizde mesela aslında? Nasıl yenir? Neler yapılır kaburgayla? Siz ne yapmak istediniz? Ne de ne yaptınız? E, kaburgayı baktığımız zaman bizde biraz daha kebap kültürünün içinde görüyoruz e, genelde yani bizden önce de öyleydi. Ee, bizim yaptığımız biraz daha e, farklılaştırarak yani işte bir e, biraz daha Amerika mutfağına yakın bir şekilde yorumlayabildiğimizi de söyleyebilirim e, pürenin üzerinde işte kendi gravy sosuyla beraber servis ediyoruz çok uzun saatlerde pişiriyoruz e, sadece bunun için dizayn edilmiş bir e, mutfağımız var mesela kuzu kaburgayı biz e, Çatneyle ile beraber servis ediyoruz çok fazla herkesin hakim olduğu bir şey değil çatney aslında bir uzak uzaktu marmeladı diyebiliriz kısaca onunla beraber servis ediyoruz Dolayısıyla ilk başta gelen misafirlerimiz biraz şaşırabiliyor ama hani lezzetin o uyumu ve tabaktaki dengesini görünce de çok mutlu ayrılıyorlar O da bizi Tabii ki de yani bizim için en önemli şey Tabii ki de müşterinin evet. o suratındaki ifade Kesinlikle. memnuniyeti oluyor sos bilgisi de çok önemli değil mi mutfak için Kesinlikle yani, ilk başta e, eğitimde mutfakta e, sosla başlanır yani mutfağın e, ekipmanları e, işte nasıl temizlenilir, nasıl toparlanılır, nasıl açılır ve e, sonrasında da sos eğitimi gelir. Kesinlikle. Peki ilerleyen dönemlerde daha fazla şube veya yurt dışı hedefi var mı? Neler var hedeflerde? Aslında var yani bizim yola çıkarken ki uzun vadedeki hedefimiz yurt dışına açmaktı. Hala bununla ilgili düşüncelerimiz devam ediyor. İlk başta biraz kendimizi yurt içinde ispat edip etmek istedik. Bunu yaparken de belki biraz burada yine alışılmışın dışında bir şekilde markanın kimliğini daha böyle köklendirmeye çalıştık. Köklendirmeden kastım aslında biraz daha farklı kimlikler çıkararak kendi kardeş markaları yaratarak. E, yola çıktık. Markus'un şu an iki tane kardeş markası var. E, Markus to go dediğimiz e, yeni bir şubemizi geçtiğimiz sene e, Bağdat caddesinde açtık. E, Markus'un daha çok sokak yemeklerinin işte burger ağırlıklı e, sokak lezzetlerinin e, temsilcisi oldu. E, bunun üzerine evet biraz daha il, ileriki yıllarda bir franchise e, çalışmamız olacaktır. Öncelikle biz kendi içimizi işleyen bir şekilde bir altyapı kurmak istiyoruz. Franchise altyapısı kurmak istiyoruz. Onun dışında da bir de Beyoğlu'nda Tavern isminde yani Markus Tavern isminde bir kokteyl barımız var. Aslında Markus Tavern olarak açtık. Fakat daha sonrasında bir geçtiğimiz sene bir içerisini yeniledikten sonra artık kimlik olarak çok fazla uzaklaşınca ismini Tavern olarak değiştirdik. Ee, orası da hani gerçekten üçü de bizim böyle göz bebeğimiz. Ee, yine Markus'un isminde bir e, Anadolu yakasında bir AVM'nin içinde e, bir e, şubemiz daha var. Toplamda dört şubeye ulaştık geçen sene. Harika. Çok teşekkür ederim. Aslında o restorançılık, yani eminim aldığınız eğitimlerden e, paket servis Tugo değil mi paket servis üzerine sanırım restoran yok orada. Oturup... As, aslında şöyle bulunduğumuz alanda ortak oturma alanları var. Ee, bizim gibi böyle nitelikli sevdiğimiz başka e, mutfak markaları da var. Ee, Bağdat caddesinde bulunduğumuz yerde e, aynı zamanda dikey tarım yapılan bir yerin içerisindeyiz. E, son derece hani sürdürülebilir bir e, alan içerisinde yaratılmış bir yer. E, Burada ki şeyde e, sadece eve servis değil aynı zamanda oturarak da yemek yenilebiliyor. Aslında to go bizim orada koymak istediğimiz biraz daha hızlı servisin olduğu, insanların gelip orada yemek yiyebileceği ama aynı zamanda alıp evine de götürebileceği bir konsept. Peki şöyle kişisel bir soru sormak isterim birazcık. Mesela Hı -hı. ben de turizm otelcilik mezunu olduğum için her zaman o restoranda oturmak, sıcak yemek, Hı -hı. o servis, o o atmosferi yaşamak isterim. Paket servisi her zaman böyle benim gözümde eksidir yani. Sevmem evet. fazla paket bir şey söylemeye ama Pandemiden sonra çok hızlılaştı. Mesela siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Yani oradaki insan insanların bileyim, işletmelerin yaptığı hatalar var bence. <laughs> ee, çok böyle ufak detaylar. Restorancılıkta da çok önemlidir bu detaylar. Mesela siz bunları düşünürken e, neleri göze aldınız? Nerede hatalar buldunuz? Eminim çok dikkat etmişsinizdir çünkü. E aslında şöyle e, tabii ki de pandemi sebebiyle paket servis çok önem kazandı. Biz paket serviste de dünyanın birçok ülkesinden daha önce başladık aslında. Bu hizmeti yani e, ülke olarak vermeye. E, fakat açıkçası ben e, her ne kadar evime de söylesem belli başlı e, mutfakların buna daha uygun olduğunu düşünüyorum. Evet. E, mesafenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Şahsen e, bizim kendi restoranımızda her zaman müşterinin gelip restoranda yemesini biz tercih ederiz. Çünkü orada çıkan e, işte hani sıcaklıkla, onun, tabağın doğru evet. zamanda e, masanıza gelmesi ve doğru bir sunumla gelmesi e, çok önemli. Ancak işte paket serviste e, orada hem e, karşılıklı olarak çok fazla beklenti oluyor. Bu bazen zaman zaman işte kuryeler için de çok zor oluyor. Evet. Kurye arkadaşlar için de çünkü hakikaten çok hızlı bir zaman içerisinde ulaştırmaları gerekiyor ve çok büyük bir yoğunlukla karşı karşıyalar. E, dolayısıyla evet böyle bir gerçeklik var hayatımızda ama bence benim gibi yani birçok restoranda aynı şeyi düşünüyordur. Tabii ki de bazı konseptler var. Paket servis üzerine evet. yaratılmış olanlar. Ee, işte daha çok bence işte pizza gibi, pide gibi e, bu takım e, ürünler e, paket servis için daha doğru. Kesinlikle. Onun dışındaki hani bizim gibi biraz daha lüks e, markalar için her zaman restorana gidip yemek daha Kesinlikle. E, doğru. Müşteri açısından da. Aynen öyle. Biraz önce çok güzel bir şey söyledin. Uzun sürelerde pişiriyoruz. Zaten. Evet. Yani bir şef o sosun lezzetini kıvamını yakalamak için ne kadar uğraşıyor? Onu kapatıp buharlaşınca başka bir şeye dönebiliyor. Şefler de sevmez. Tam. Doğru evet. Yani stadyumda maç seyretmekle evde maç seyretmek arasındaki fark gibi bence. Kesinlikle aslında. doğru. Evet. Peki e, kimler bu mesleği yapmalı? Restorant işletmeciliği ya da böyle bir ekibin içinde bulunmalı diyelim. Ne gibi özellikler ister? Ee, bir kere insanla diyalog kurmayı sevmek lazım. Yani e, bu gerçi mutfakla e, ön tarafta çok farklı. Yani Mutfak daha kapalı bir yer. Ee, onun için tam tersini söyleyebilirim ama gergin bir ama. yer. Evet yani e, gergin bir yer çünkü hataya yer yok. Evet. Yani aslında tabii ki de ön tarafta öyle ama e, mutfağın o bakımdan e, o aynı standardı e, hiçbir hata yapmadan devam ettirmesi çok kolay değil tabii ki de sonuçta hepimiz hmm. insanız ama e, ön tarafta olmak için biraz insan diyaloğunu sevmek lazım. İnsanı sevmek lazım. Ee, biz, müşterilerimiz bizim ülkemizde biraz e, fazla talepkar olabiliyorlar. Evet. E, yurt dışına kıyasla tabii ki de. E, bu da tabii bizim aslında çok iyi bir hizmet vermemizden dolayı. Yani iyi hizmet verdiğimiz için, e, ona alıştığımız için çıta toplumca yukarıda. E, çıta yukarıda. E, o yüzden öncelikle e, insanla diyalog içinde olmayı sevmek gerekiyor bence. E, bunun dışında... E, Restoran hiçbir zaman büyümeyen bir bebek gibi düşünebilirsiniz. Yani e, her anında e, hafta içi, hafta sonu, işte öğlen, akşam e, yanında olmak gerekebiliyor. E, dolayısıyla e, kolay bir meslek değil, evet. e, birçok meslek gibi. Ama çok güzel tarafları da var. E, çok güzel insanlarla tanışma şansınız oluyor. E, dolayısıyla hani bu kriterleri seven insanlar için doğru bir meslek diyebilirim. Kesinlikle. Peki Emrah Bey çok keyifliydi gerçekten. Var mı son olarak eklemek istediğiniz izleyicilere söylemek istediğiniz? Ee, biz yakın bir zamanda 5. yılımız da olduğu için artık yakın bir zamanda bir e, mutfak manifestosu değişikliğine gidiyoruz. Dolayısıyla da e, hani bizi uzun zamandır heyecanlandıran e, bir projeydi aslında planladığımız bir şeydi bu. E, dolayısıyla hani daha önceden e, gelen müşterilerimiz için e, yeni bir markus görme şansı olacak bu ay içerisinde. E, deneyim Daha önce deneyimlememiş olanlar için ise e, yine e, her zamanki hikayemizde memnun kalacaklarını düşündüğümüz bir e, adım atacağız şu an. E, bunu paylaşabilirim. Çok Harika. teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Ben de çok merak ettim. En kısa zamanda ziyaret Bekliyorum ziyareti. mutlaka. Çok mutlaka sağ olun. beklerim. Çok, çok teşekkürler. Sağ olun. Evet sevgili vizyon izleyicileri gerçekten de insan ilişkilerini seven, insanlarla e, hasbihal etmeyi seven, gerçekten o yemek yerken o atmosferin keyfini yaşatmak istemek, isteyen insanlar için, çok güzel bir meslek, restorançılık, işletmecilik, bu işlerin içinde bulunmak gerçekten de günümüzde çok değerli. Kendinize çok iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere.